Daha büyük göz bebeklerine sahip olmak aslında zeka belirtisi olabilir. Göz bebekleri gözlerinizin içindeki küçük siyah noktalardır. Genellikle 3 ila 8 milimetre genişliğinde olurlar. Gözlerinize giren ışık miktarını ayarlamak için irislerle birlikte çalışırlar. İşte siyah olmalarının sebebi de budur. Bu şekilde göz bebeğinden geçen ışık emilir ve geri yansıtılmaz. Bilim insanları daha büyük göz bebeklerine sahip olan insanların problem çözmede daha iyi olduklarını fark etti. Büyük göz bebekleri olan kişiler aynı zamanda daha iyi odaklanabiliyor ve dikkat dağıtıcı şeyleri göz ardı edebiliyor. Hafızaları da daha kuvvetli. Bu olayın nedenini henüz bilmiyoruz. Ama birçok insan bunun göz bebeğinin beyinde bulunan zihinsel yeteneklerinizi gösteren bir noktayla bağlantılı olmasından kaynaklandığına inanıyor. Yılanların deri değiştirdiklerini herhalde duymuşsunuzdur. Asıl ilginç olan bunu insanların da yapması. Derinizin dış katmanı her 2 ila 4 haftada bir değişir. Bu da her yıl aşağı yukarı 1 kilogram deri eder. Bir ananasınki de o ağırlıkta. Deri değiştirmemizin nedeni aslında onun mantar, bakteri ve bunlar gibi kesinlikle uzak durmak isteyeceğimiz şeylerin besini olmasıdır. Her saat yaklaşık 600 bin deri partikülü döküyoruz. Beyniniz siz uyanıkken elektrik üretir. Tam miktarı 15 ila 25 watt arasındadır. Bu bir LED ampulü çalıştırmaya yeter. Elektrik beyinden gelerek vücudun her yerine her saniye milyonlarca mesaj iletir. Bu mesajlar beyninizin mesela kollarınıza hareket etmelerini söyleme şeklidir. Vücudunuzun elektrik sinyalleri için son derece hızlı bir otoyol olduğunu düşünebilirsiniz. Bir köpek balığını düşününce akla gelen ilk şeylerden biri dehşet verici dişleridir. Fakat insan dişleri de korkunç deniz canlılarınınkiler kadar güçlüdür. İşin aslı, dişlerinizin minesi yani dış katmanı bütün vücudunuzdaki en dayanıklı maddedir. Birisi yalan söyleyince burnu onu ele verir. Hayır, burnu uzamaz. Bir insan yalan söyleyince burnunun etrafındaki ve gözlerinin iç köşelerindeki sıcaklık yükselir. Hadi, ilk buluşmanızda olduğunuzu ve karşınızdaki kişinin size inanılması zor bir şey söylediğini düşünün. Termometrenizi çıkarıyorsunuz ve burnunun sıcaklığını ölçüyorsunuz. Sonra o sizin sıcaklığınıza bakıyor ve bu bir öyle bir böyle bütün gece sürüyor. Çoğu kişi, insanların sadece 5 duyusu olduğundan son derece emindir. Oysa bu tam olarak doğru sayılmaz. Tat alma, dokunma, koku, görme ve işitme. Sahip olduğumuz duyuların hepsi bunlar değildir. Bilim insanları, insanların toplamda 9 ila 20 duyusu olduğunu iddia ediyor. Bu duyular arasında termosepsiyon, yani sıcaklığı algılamayı ve denge hissini sayabiliriz. Bir de zaman algısı var. Gerçi herkes bu sonuncuya sahipmiş gibi görünmüyor. O ilk buluşmaya termometre getirmenize neden olan hisse de duyu diyebilir miyiz bilemiyorum. Vücudunuzda bütün hayatınız boyunca sizinle olan sadece birkaç hücre var. Bunlar gözlerinizin iç merceklerindeki hücreler, kalbinizin kas hücreleri ve son olarak serebral korteksteki nöronlardır. Serebral korteks, beyin zarı demenin süslü şeklidir. Utandığınız zaman yüzünüz kızarır ve yanaklarınız pembe pembe olur. Ancak kızaran tek yer yüzünüz değildir. Mideniz de kızarır. Bunun nedeni endişe veya utançtan kaynaklanan adrenalin artışıdır. Bu, vücudunuzun her yerindeki küçük kan damarlarını genişleterek kan akışını artırır ve o kırmızı renge sebep olur. Mide asidiniz, yediğiniz besinleri parçalar ve onları sindirimi kolay partiküllere dönüştürür. Sizi hasta edebilecek kötü patojenleri ve mikropları da durdurur. Esasında mide asidiniz öyle güçlüdür ki kemiği ve metali bile eritebilir. Gerçi siz yine de gazoz kutularınızı yemeye falan kalkmayın. Büyük olasılıkla sonu iyi olmaz. Vücudunuz gerçekten ışıldıyor. Son derece soluk bir ışık yayıyor ve bu ışık sabah 3-4 civarı en kuvvetli halinde oluyor. Kötü haber şu ki bu parıldama gözlerinizin görebileceği yoğunluktan 1000 kat daha az. Eskiden sadece 8 farklı kan grubu olduğunu düşünürdük. Oysa gerçekte bilinen 30'dan fazla kan grubu sistemi var. Ortalama bir yetişkinin 206 kemiği vardır. Buna kafatası, omurga, kaburga kemiği, kollar ve bacaklardaki kemikler de dahil. Fakat kemiklerinizin yarısından fazlası ellerde, bileklerde, ayaklarda ve ayak bileklerindedir. İki ayağınızda da 26'şer kemik bulunur. Yeri gelmişken vücudunuzdaki en zayıf kemik köprücük kemiğidir. Literatürde tam adı klavikuladır. Kolayca kırılabilen en yumuşak kemiğinizdir. O yüzden ona daha fazla özen gösterin. Kadınların kalbi erkeklerden daha hızlı atar. Ortalama erkek kalp atış hızı dakikada 70 ila 72 atıştır. Aynı süre zarfında kadınlar için ortalama 78 ila 82 atıştır.
Bunun sebebi kadınların kalbinin genelde erkeklerden daha küçük olmasıdır. Kadın kalbi daha küçük olduğu için her atışta daha az kan pompalar. Dolayısıyla erkek kan dolaşımına yetişebilmek için biraz daha çok çalışması gerekir. Y kuşağı, yani yaşı şu anda 25 ila 40 arasında olanlar, daha yaşlı insanlara göre daha unutkandır. Unutkanlıklarının temel nedeni daha yüksek stres seviyesidir. O yüzden sakin olun. Vücudunuz her gün yarım ila 1,5 litre tükürük üretir. Besinleri sindirmenize ve enfeksiyonlarla savaşmanıza yardım eder. Ağzınızda da bir sürü bakteri var. Bir insanın ağzındaki ortalama bakteri miktarı dünyada yaşayan insan sayısıyla hemen hemen aynıdır. İşte bu bilgiyi sindirmek zor olacak. Her insanın kafasında aşağı yukarı 150 bin saç teli vardır. Her saç teli ayda 1 santimetre kadar uzar. Her saç telinin büyüdüğü uzunluğu ucuca eklesek sadece bir yılda 16 kilometre uzunluğa ulaşır. Saçınız düşündüğünüzden çok daha güçlü. Tek bir saç teli 100 gram taşıyabilir ki bu bir elmanın ağırlığı kadardır. Başınızdaki tüm saç tellerinin taşıma gücünü toplasak 2 filin ağırlığını taşıyabilirdi. Denemeye ne dersiniz? Önce siz buyurun. Kemikleriniz betondan 4 kat daha serttir. Vücudunuzdaki en güçlü kemik uyluk kemiğidir. Yetişkin bir insanın ağırlığının 30 katını kaldırabilir. Daha da çılgınca olan şey kemiklerimizin bileşik maddelerden yapılmış olmasıdır. Yani aynı anda hem sert hem de esnektir. Akciğeriniz vücudunuzdaki en büyük organlardan biridir. Toplam yüzey alanı neredeyse bir tenis kortu kadardır. İçinden geçen solunum yollarının toplam uzunluğu da Chicago ile Las Vegas arasındaki mesafeye yakındır. Üstelik tüm bunlar vücudunuzun içine sığmayı başarıyor. İnsanların vücut kılları zamanla yok olabilir. Kıllarımız bizi sert hava şartlarından korurdu. Ama artık bu görevi yerine getiren giysilerimiz ve şemsiyelerimiz var. İnsan vücudundaki çoğu tüyün artık bir işlevi yok. Gözlerimizi terden ve damlayan diğer kötü şeylerden koruyan kaşlar ve kirpikler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hem kirpikler olmasa rimeli nasıl sürecektik? Bu arada bütün tüylerimizi kaybetmeye giden yolu yarıladık bile. İnsanlar bir zamanlar tamamen tüylerle kaplıydı ki bu da goriller gibi kürkle kaplı görünmemize neden oluyordu. Üniversitedeki ev arkadaşım gibi. Beyninizin gönderdiği sinir sinyalleri saatte 274 km hızla gider. Bu yüksek hızlı bir tren kadar hızlıdır. Ortalama bir insanın ömrü boyunca tükettiği yiyeceklerin toplamı 8 Asya fili ağırlığındadır. Bu durumda hayatımızın 4 yılını yemek yiyerek geçirmemiz hiç de şaşırtıcı değil. Beyninizdeki tüm kıvrımları ütüleyecek olsanız bir yastık kılıfı boyutunda olurdu. Beyin kafatasında yeteri kadar yer olmadığı için kıvrımlıdır. Büyüdükçe kendini katlar. Bu arada bahsettiğim yastık kılıfı meselesini denemeye kalkmayın. İnanın pek iyi olmaz. Ömrümüzün %40'ını gözü kapalı geçiriyoruz. Bu sürenin çoğu uykuda geçen zamandır. Ancak göz kırpmayı da hesaba katmalıyız. Ortalama bir insan her dakika 15 ila 20 kez göz kırpar. Bu da her gün tam 28.800 kez göz kırptığımız anlamına gelir. Aslına bakarsanız uyanık olduğumuz toplam zamanın hemen hemen %10'unu gözü kapalı geçiriyoruz. Bazı insanlar göz kürelerinin hareket etme sesini duyabilir. Bu kanal dehiscansı sendromu denilen nadir görülen bir durumdur. Vücudun içindeki her sesin daha güçlü duyulmasına sebep olur. Bu sorunu yaşayan biri gözlerin göz çukurunda hareket ettiği her sefer zımpara kağıdı gibi cızırdadığını duymak olarak tarif etmişti. Yaşamınız boyunca yaklaşık 40 bin litre tükürük üretirsiniz. Bu kadar tükürük 500 küveti doldurmaya yeter. Dile kolay. Beyninizde 86 milyardan fazla sinir hücresi vardır. Bu sinir hücrelerinin hepsi 100 trilyon bağlantıyla birleştirilmiştir. Samanyolu galaksisindeki yıldızlardan bile daha fazla. Ortalama bir insan oksijen olmazsa bayılmadan sadece 2 dakika dayanabilir. 10 dakika sonra genellikle veda etme vakti gelir. Diğer taraftan bu ne kadar formda olduğuna bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir. 2009'da bir adam nefesini tutarak tam 11 dakika 35 saniye dayanmayı başarmıştı. Üstelik ondan sonra gayet iyi durumdaydı. Nefes kesici, öyle değil mi? En yüksek kan akışı aslında kalbinizde ya da beyninizde değildir, böbreklerinizdedir. Bir atomun ne kadar küçük olduğunu kavramak bizler için son derece zordur. Fakat bir de şöyle düşünün. Vücudunuz tam tamına 7 oktilyon atomdan yapılmıştır. Bir 7'nin arkasına takılmış büyük bir sıfır sürüsü gibi görünmüyor mu? Vücudunuzdaki atomlar milyarlarca yıllıktır.
Bu atomların arasında da bol bol, gerçekten bol bol boş yer var. O boşluklar olmasa sıkışıp minik bir nokta halini alabilirdiniz. Nokta demişken bugünlük de bu kadar.